Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Bursa Spor'umuz Bolu Spor deplasmanından maalesef eli boş döndü. Maçla ilgili konuşacaklarımız var ama öncelikle hafta içi neler yaşamış biraz ondan bahsetmek istiyorum. Haftaya Ayhan Akman'ın yeğeninin sözleşmesini feshedilmesiyle başlamıştık aslında. Neler olduğunu anlayamadık. Acaba yetiştirme bedelini kazandığımız kadarında mı kaybetmiştik diye böyle bir kafalarda soru işareti olmuştu ki Bursa Spor Kulübü'nden bir açıklama geldi. Sonradan da duyduğumuz haberlere göre 304 bin euroluk bir gelir sağladığını anladık. Daha önce de 390 bin euro aslında gelir sağlayacaktık kulübe. Fakat zannediyorum ki Ali Akman'ın haksız yere kadro dışı bırakılmasından dolayı açtığı bir dava vardı. Bu davanın neticelenmesini beklemeden karşılıklı feshedildi. Bundan sonrası içinde her iki taraf için hayırlı olmasını diliyoruz. Daha sonrasında Mustafa Hoca'ya gösterilen bir kırmızı kart vardı geçen hafta ki Çift sarı kartı olduğu için herkes bir maç ceza alacağını düşünüyordu. Fakat gözlemcinin de raporuyla cezanın 3 maç olduğu söylendi. Buna da itiraz ettik. Fakat daha sonrasında da açıklama yeşil zemine bastığından dolayı 2 maç daha ilave edildiği belirtildi. Yani hep bizi buluyor. Bu sene gerçekten bütün şanssızlıklar bizi buluyor diyebiliriz. Daha önce de yeşil zemine bastığından dolayı herhangi birisi bu kadar ceza aldı mı onu da hatırlamıyorum. Mustafa Hoca zaten bugün sahada yoktu. Önümüzdeki Ankara Spor ve Adana Spor maçlarında da sahada olamayacak. Takımı da ateşleyen bir tek Mustafa Er vardı. Yani her şeyle adam göğüs geriyordu ki en son onu da indirmeyi başardılar. Yani bu kadar mücadeleye en son neferimiz olan Mustafa Er'i de bence kaybettik yani artık. Maçlarda göremediğimiz için, takımı ateşleyemediği için. Artık bundan sonra da işimiz çok kolay değil. Geçiyorum bir başka gelişmeye. Hafta içi gene hareketliydi yönetim kurulumuz HDI sigorta ile birlikte bir sponsorluk anlaşması imzaladı ki telefon sigortası adı altında yapılan sigortalardan Bursaspor Kulübü bir gelir elde edecekti sonrasında detayını da öğrendik ki 525 liralık bir sigorta paketinden Bursaspor yüzde5'lik bir gelir elde edecekmiş Bu da yaklaşık 25 liraya tekabül ediyor yani Türkiye'de zaten sigortacılık çok gelişmedi Avrupa'daki kadar ama kim telefon sigortası yapıyor? İnanın ben hiç duymadım. E, yapan var mı bilmiyorum. Belki de bu bir başlangıçtır. Yani onu da bilemiyoruz. HDS sigorta daha önce de Bursa Spor'un sponsorları arasındaydı. İnşallah bundan sonra da gene desteği devam eder. Yönetimin e, bu hafta içerisinde yapmış olduğu bir başka gelişme de hatıra kombinesiydi. Evet, hatıra kombinesi çıktığına sevindik. Fakat e, biz bunu sene başına bekliyorduk. Evet, hatıra kombinesini de aldık. Yani Bence her taraflarında gene de alması gerekir. Kesinlikle bir güven problemi olmamalı. Alabildiğince taraftarlarımız imkanları verdiğince hatıra kombinesini almalı. Fakat bu hatıra kombinesiyle ilgili birkaç da açıklama vardı. Şimdi onlardan da biraz bahsedeyim. Biliyorsunuz kulübün hesapları temlik altında olduğu için biz herhangi bir gelirimizi kullanamıyoruz. Dolayısıyla bu hatıra kombinesinden gelen paralarda bir bağış hesabı açılarak yapılmak istendi. Fakat bu kadar uzamasının bir nedeni de bağış hesabının sadece Ziraat Bankası'ndan açıldığını söyledi Erkan Başkan. Ziraat Bankası ile olan durumumuz da zaten temlikli olduğundan biz bu işi bir türlü yapamamışız. En son yapılan görüşmeler neticesinde öğrenmiş olduk ki Alay'ın kefil olarak 300 bin dolar para verdiğini duyduk bu sözleşmenin 2,5 yıllık yapılandırmanın yapılması için. Hatta Haziran ayında da tekrardan bir 300 bin dolar vereceğini öğrendik ki yani gerçekten sevinsek mi üzülsek mi anlayamadık. Biz e, Ala'yı zaten bizi düşürdüğü için neler söylüyorduk. Şimdi bunun üzerine bir de böyle bir jest yapması, yani Bursaspor'un e, kalkınmasına kimin faydası varsa bu saatten sonra Ala'yı da olsa teşekkür etmek gerekir ki ben Ala'ya gerçekten teşekkür ederim. En azından sürecin daha da kötü olmaması için e, bence desteğini göstermiş. Geç onun bir başka konuya. Erkan Başkan'ın gene daha önceden hatırlayacağınız 1 Mart'a kadar elektrik faturalarının ödenmesi için bir zaman istemişti. Üzerinden de birkaç gün geçti fakat elektriklerle ilgili herhangi bir açıklama da yapılmadı kulüpten. Elektrikler de kesilmedi. Yani bir şeyler yapılıyor mu onu da bilmiyoruz. Yoksa yapılmadı mı onu da bilmiyoruz. Gerçekten Erkan Başkan bazı şeyler açıklarsam kulüp zor durumda kalacağı gibi söylemleri vardı. Fakat bunu da bu sefer bahane ederek sanki en basit şeyi de açıklama gereksinimi duymuyorlar gibi hissediyorum ben de. 4 tesis ait toplam 60 tane fatura vardı. Bunların kaçı ödendi, kaçı ödenmedi, ne olacak, şimdi bir sonraki yönetimi neler bekliyor? Kafada bir sürü soru işareti var. Bizler de tabii bilmiyoruz bundan sonra başımıza daha neler gelecek. Hayırlısı diyoruz ve geçiyorum diğer konuya. Faruk Çelik'in hafta içerisinde bir açıklaması vardı ve orada Bursa Spor'un durumunu değerlendiriyordu. Ve bir sonraki sene için yeniden nasıl yapılanabileceği aslında gündemde. Ve Bursaspor platformu gibi bir yapıdan bahsetti. Yani tek kişinin bu yükü çok kolay kaldıramayacağını düşünüyordu o da. Ve bütün herkesin ortak bir yerde birleşerek Bursa yeniden ayağa kaldırabileceğimizi düşünüyordu. Ki bence de haklı. Bu kadar borcu tek bir kişi zaten yapamıyor. Son mestan ve kamat yönetimlerinde de bunlara şahit olduk. Üçüncü kez bunu yaşamanın da bir alemi yok. O yüzden e, bence sene sonu geldiğinde de, kongre olduğunda da e, Faruk Çelik'in bu söylemlerine e, dikkat edilmeli, kulak verilmeli. Bakalım bundan sonra Mayıs ayında neler olacak bu konuda da hep birlikte bekliyor olacağız. Takımımız pazar günü oynanacak Bolu maçına e, bir günde önceden yani Cuma günü yola çıkarak gitmişlerdi ki e, hiç tahmin etmeyeceğimiz bir olay e, yaşadık. E, Cuma mesajı, Özer'in atmış olduğu bir Cuma mesajı vardı. E, buradan da gösteririm sizlere. Özer Urmacı'nın yapmış olduğu bu çıkış diğer futbolcularımız tarafından da paylaşılınca bu sefer taraftarlarımız arasında farklı algılanmaya başlandı. Fakat sonradan öğrendik ki bu konunun aslında kulüpte çalışıp da aslında maaşını alamayan çalışanlar için yapıldığını öğrendik. Gerçekten güzel bir düşünce fakat şimdi zamanı değildi açıkçası. Yani Özer de bulunduğu durumlarda hep böyle yanlış anlaşılmaya müsait paylaşımlarda bulunuyor, söylemlerde bulunuyor. O yüzden hani kendisiyle özel bir konuşma yapmakta fayda var. Daha önce bir benzerine Cüneyt yapmıştı ki daha sonrasında da bir özür yayınlanmıştı. Ben hatıra kombinesinden de gene toplanacak parayla yaklaşık 10 aydır maaşını alamayan kulüp çalışanlarının maaşlarını alacağını düşünüyorum açıkçası. Bakalım bundan sonra da neler olacak hep birlikte takip edelim. Yönetim de bu konuda bir açıklama yapmadı henüz ama bundan sonra bence gerekeni yapacaklardır. Önümüzdeki haftalar bunları gösterecektir bizlere. Evet biraz maça doğru geçecek olursak eğer. E, Bolu Spor'la ilk yarıda Bursa'da oynadığımız maçta e, 4-2 kazanmıştık. İlk 11'ler açıklandığında da gene ilk 11'de e, geçen hafta e, Berat'ın biraz daha hareketli olduğundan dolayı ön bölgede. ilk 11'de gördük kendisini Batuhan'ın yerine. Onur Atasayar e, kadroya katılmıştı. Biz Onur Atasayar'ı gene ilk 11'de bekliyorduk fakat bugün... Sanıyorum fizik olarak çok zayıflamış gördük. Ondan dolayı ilk 11'de başlatmadılar. Yerine Ozan İsmail Koç'u gördük ki o da zaten bir sakatlıktan çıkmıştı. Maçın büyük bölümünde sol bekte Ozan İsmail Koç'u izledik ki Onur'un da oyuna girdikten sonra ne kadar etkili olduğunu görmüş olduk. Maç öncesi şehitlerimiz için bir saygı duruşu yapıldı. Biz de buradan şehitlerimizi tekrar anıyoruz. Bolu'da hava sıcaklığı yaklaşık 3 dereceydi ve maçın başında da hafif hafif kar atıyordu. Fakat maç boyunca yağan yeşil zemini bozmadı ve yeşil zemini hep yeşil görmüş olduk. Maça bolu sporlu futbolcuların kullanmış olduğu duran toplarla biraz daha etkili ve baskılı başladığını söylemek mümkün. Bolu sporlu futbolcular bir taraftan da hakemi tarttığını gördük. Böyle birkaç pozisyonda kendilerini yere attılar ki hakem faal çalacak mı, çalmayacak mı? Hakem maçın başında bu tip pozisyonlara hiçbirini vermedi. O yüzden gerçekten benim de beğenimi kazandı diyebilirim. Hakemin bu tutumu biraz da oyunun az durmasına neden oldu bence ve en azından bir futbol maçı izleyebildik. Bu da güzeldi. Maçın hakemi Emrah Moluk aynı zamanda Türkiye Kupası'nda Göztepe'yi 5-4 yendiğimiz maçın da hakemiydi. İlk 15 dakika duran toplarla geçerken 15. dakikada Boluspor tehlikeli geldi ve ortaya çevrilen topu Hamza Gür topa vuramadı. 23. dakikada da gene İsmail Çok Çalış'ın taç çizgisinin orada kaymasıyla bir pozisyon kendi kendimize vermiş olduk ki çekilen şutta da Taha'ya çarpan top havalandı ve az daha Ataberk'i de yanıltıp gol oluyordu. Ataberk de gene parmaklarının ucuyla golü engelledi. Gökhan, Gökhan topuk pası düşüncesi. İsmail'den geçmiyor. İsmail dengesini kaybetti, düştü topu da kaybetti ama. Gökhan, Gökhan çekti, kaleye baktı, vurdu kaleci Ataberk. Güzel bir vuruş. Gökhan Sazdağ'dan Ataberk Dadak Deniz Bursa Spor Kalecisi kornere çeliyor topu. 32. dakikada sol bekte oynayan Ozan İsmail Koç ilk defa ileri çıkmıştı. E, dönen topta da bu sefer e, bolu spor pozisyon aradı ve Çeçenoğlu'nun çektiği şut e, üstten hauta çıkmıştı. Bu pozisyonda da ortayı yapan Gıyasi e, sağ kanatta gene etkiliydi bugün bu pozisyon sonrasında sakatlandı ve yerine Abdullayev girmişti. İlk yarıda Bursa Spor'un hiç pozisyonu yoktu ve ilk yarı 0-0 bitmişti. Bursa Spor ilk yarıda 3. bölgeye topu taşımakta ve tutmakta oldukça zorlanıyordu. Ne zaman top orta sahada Buran Özer'in, Emirhan'ın ayağına gelse bir anda iki kişi basıyordu veya alan daraltıyorlardı. Boluspor bence bu konuda iyi bir taktik uyguladı bize karşı. İkinci yarı başlarken de Bursaspor bir oyuncu değişikliği yaptı ve Ramazan Keskin'i yerine Çağatay Yılmaz'ı oyuna aldık. Bolu Spor'da forvet bölgesinde oynayan Hamza Gür'ün yerine Kasongo'yu oyuna aldı. İkinci yarıya iyi başlamamıştık ve 49. dakikada da Bolu golü geldi. Emin, Emin iki kişi arasından çıkardı topu. Kasongo'nun pası, Muhammed, Aras ceza alan içinde, Aras, Aras çevirdi, yerden bir gol! Arka direğe doğru pas ve topa alana gol! Boluspor öne geçiyor. Doğru zamanda, doğru yerde. Kabango Kasango Beşiktaş Boluspor 1 Bursa Spor 0. Golden sonra Bursaspor biraz daha hareketlendi. 52. dakikada maçtaki ilk pozisyonumuzu bulduk. Ve Emirhan'la birlikte topu yukarıdan avta attık. Ve bu dakikadan sonra maç artık Bolu Spor'la Ataberk arasında geçmeye başlamıştı. 56. dakikada kullanılan korler atışında ön direkten aşırtılan top arka direğe doğru gelip Ataberk'in kurtarışıyla ancak savuşturulabildi. 58. dakikada gene defansımızın 3-3 e yakalandığı pozisyonda Ataberk bu sefer ayağıyla kurtardı. Muhammed sol tarafta koşu yapıyor. Mustafa kendine gidiyor. Şimdi Muhammed'in koşu yolunda. Muhammed, Muhammed sol ayak şut. Kaleci Ataberk. Beyip Boluspor etkili geliyor. Ataberk ikinci gole izin vermiyor değerli izleyenler. 59. dakikada da gene tam ceza sahasına girerken Gökhan Sazdan şutunu, sert şutunu Ataberk tek eliyle topu kornera çaldı. Muhammed top oyunda. Muhammed pasını veriyor. Gökhan, Gökhan çekme çabası çekti. Sol ayak şut Ataberk. Yine Ataberk. 61. dakikada gene Mustafa Çeçenoğlu'nun çok sert şutunu Ataberk uçarak korner açardı. Fethi Aras. Aras Abdullah yaptı ortayı. Mustafa Çeçenoğlu nefis bir kurtarış. Ataberk izin vermiyor gole bir kez daha. Bu pozisyondan bir dakika sonra da Bursaspor Emirhan'la çok sert bir şut çekti ve top az farkla uzak direğinde birinden avuta çıktı. Berat Özer'e gelmedi. Şut dışarıya. 63. dakika. Nefis bir şut çıktı yine ama top dışarıya gidiyor. Bu pozisyon sonrası oyuncu değişikliği yaptık 3 tane ve Onur, Tuğbey ve Batuhan oyuna girerken Özer, Burak Altıpamak ve Berat da kenara alınıyordu. Bu 3 oyuncu değişikliği orta sahada biraz daha bizim hızlı geçmemize sağladı ve Tuğbey'i bugün geçmiş maçlara göre biraz daha beğendim. 66. dakikada Bursa Spor Burak Kavacak'la gole yaklaştı ve çektiği şutu defans son anda ayağıyla kurtardı. Bu üç oyuncu değişikliğinden artık takım biraz daha ivmelenmişti ki Boluspor anladı bu durumu. Biraz daha böyle oyunu soğutucu yere yatmalar başlamıştı. Tam bu sırada 74. dakikada Onur Atasayır'ın soldan sert ortası yanlışlıkla Bolusporlu Spor'la Emin'in kendi kalesine göndermesiyle Bursa Spor sürpriz bir gol bulmuş oldu. Ve skor 1-1 oldu. İlhan Tugay pasır veriyor Onur. Onur yaptı ortayı, sekti. Ters bir vuruş ve gol. Beraberlik geliyor. 74. dakika. Emin kendi kalesine atıyor golü değerli izleyenler. Beypiliş Bolu Spor 1, Bursa spor 1. Dakika 74. Tam skor 1-1 olmuştu ki hani ikinci golü bulur muyuz acaba diye düşünmeye başlarken sevincimiz yarıda kaldı ve defansımızın arkasına atılan topta. Gerçi iki bek oyuncumuz da vardı ama Ataberk'in e, Kasongo'ya yapmış olduğu müdahale sonrası kırmızı kartla cezalandırıldığını gördük. Ben pozisyonda çok net göremedim. Pozisyonu tekrarda çok vermediler ama ben Ataberk'in vurduğunu göremedim. Eğer pozisyon tekrar varsa zaten buradan da paylaşırım. Sosyal medyada bazı arkadaşlar yazmıştı. Ataberk'in direkt adama daldığı konusunda. Dolayısıyla eğer öyle bir şey varsa zaten direkt kırmızı olması lazım. Fakat iki tane de defans oyuncumuzun olduğu yerde neden kırmızı kart gösterildiğini ancak buna yorabiliyorum. Çok sert bir hareket olması gerektiği için. Mustafa Çeçenoğlu, Muhammed. Şimdi ikinci gol şansı. Ataberk çıktı. Müdahale ve kart çıkacak. Kırmızı kart. Ataberk'de Adak Deniz kırmızı kart görüyor. Kabongo Kasongo yerde kalıyor. Ataberk müdahalesi direkt kırmızı kar çıkıyor Bursa Spor kalecisine. Ataberk bundan sonraki iki maçta olmayacak bizimle. Direkt kırmızı gördüğünden dolayı. Yerine giren kaleci Deniz de aslında ilk yarıda yaşadığımız kaleci probleminden dolayı çok böyle taraftarlar tarafından tutulan bir kaleci değil. Daha çok Canberk'in biz kalede olacağını düşünüyorduk. Göstermiş olduğu bir iki maçlık performanstan dolayı. Ataberk kırmızı kart görünce yerine Deniz Aydın geçti ve e, oyundan çıkan oyuncu da Ozan İsmail Koç oldu. 80. dakikada da öyle bir pozisyon yaşandı ki Batuhan ile geçtiği pozisyonda e, sol ayağıyla topu kaleye gönderirken biraz yavaş kaldı ve araya giren defans oyuncusu öne geçmemizi engelledi. Maçın bir kırılma noktalarından birisi de buydu bence. Eğer burada Batuhan 2-1'i e, bulabilseydi e, son 10 dakika çok daha başka geçebilirdi. Gökhan top sekti. Gökhan da dengesini kaybediyor. Kayarak müdahale. Tulbaydan. Batuhan'ın koşu yolu. Batuhan koşuyor. Batuhan ayakta kaldı. Batuhan karşı karşıya. Batuhan sıyrıldı. Batuhan kaleye gönderiyor ama Aykut doğru zamanda doğru pozisyon alıyor. Batuhan'ın vuruşu zayıf kalıyor. 81. dakikada gene e, Boluspor'un sert şutu out'a gitti. 86. dakikada e, Batuhan'la bir sert şutumuz gene out'a gitmişti. Fakat Pozisyonun öncesinde Burak kapacağı yapılan bir faul vardı. Top out'a gittikten sonra da hakem pozisyona avantaj bıraktığını gösterdiği bir işaret yaptı. Yani orada faul verseydi bence Bursaspor için daha mantıklı olurdu. Zaten 10 kişi kalmış bir takıma free kick vermek daha mantıklı diye düşünüyorum. Bu pozisyondan bir dakika sonra da Bursa Spor'un golü geldi. Soldan ortaladıkları topta tahayı geçen top arka direğe doğru Furkan Emre'nin adamı kaçırmasıyla birlikte Kasongo'nun kafa golü geldi ve skor 2-1 olmuştu. Şimdi sol taraf Aras. Kesti içeriye kafa ve gol! Topu gol 2-1 oluyor. 87. dakika. Golün ismi aynı. Kabongo Kasongo kendisinin ve takımın ikinci golünü atıyor. Çok kritik bir dakikada Beşiktaş Bonuspor bir kez daha öne geçiyor. 90 artı 4'te sol tarafta Çağatay ile Burak Kabacan kalkmış olduğu topta Burak Kapacak Çağatay'ın önüne bırakmak istedi topu. Ve daha sonrasında da kaleci ile karşı karşıya kalacaktı ki araya bir defans oyuncusu girdi açıkçası. Fakat o arada da offside bayrağının kalktığını gördük. Yani pozisyonun tekrarına da baktığımızda offside ile alakasının olmadığını gördük diyebilirim. Daha sonra da buna itiraz eden kaleci antrenörümüz hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. 90 artı 6'da da gene Deniz uzaktan sert bir şutu kurtardı. Marinho iki futbolcu arasından çıktı. Marinho topla birlikte gidiyor. Marinho pasını aktarıyor. Aras vuracak. Aras vuruyor. Güzel bir kurtarış Deniz. Ve maç 2-1 Boluspor'un üstünlüğüyle sona erdi. Yani bir takımın başına gelebilecek her şeyi yaşadık diyebilirim. En son Eskişehir maçında ilk 11'imiz ideal ilk 11 olmuş. Üzerinden 8 hafta geçti ve bugün de yine e, Onur Atasayar ilk 11'de yoktu. Haftaya Ataberk olmayacak. Yani gerçekten e, şanssız bir sezon geçiriyoruz diyebilirim. Onur Atasayar'ın dönmesiyle de haftaya ilk 11'i tam oynayabilirdik. Fakat e, Ataberk'in kırmızı kartı hem Ankara Spor hem Adana Spor maçlarında gene ideal ilk 11'imizden uzak bir 11 ile çıkacağımızı bize gösteriyor. Bu mağlubiyetle 34 puanda kaldık ve playoff'ta şu an Altay ve Tuzla'nın da maç eksiğiyle birlikte şu anda maç oynanıyor ama 7 puanlık fark var. En az 8-10 puan fark olacak. Bizim kalan 9 haftada bu puan farkını kapatmamız artık çok kolay değil. Yani biraz daha samimi olmak gerekirse. Hani rakipler puan kaybedecek. Biz de seri şekilde galibiyet alacağız ki ancak puan farkı kapansın. Ben açıkçası bundan sonra çok da şansımızın kaldığını düşünmüyorum. Kaybedilen 4 tane maç vardı ikinci yarıda. Bu maçları eğer alabilseydik bugün 46 puanla çok daha böyle playoff'un garanti denilen takımlarından biri olabilirdik. Altınordu, Balıkesir, Menemen ve bugünkü Bolu maçlarını kazansaydık 12 puan daha olurdu. 46 puanla şu an 4. sırada olabilirdik. Ve bundan sonraki maçları da gene iddialı olacağımız için daha başka oynardık. Fakat bundan sonra da artık iddiamız da pek kalmadığı için Bundan sonra oynanacak maçları biz gelecek seneye yatırım olarak görmeliyiz. Orta sıralarda takımımız ligi tamamlamalı. Futbolcularımız da artık üzerinde fazla baskı hissetmeden oynamalı. Bir taraftan yönetim de yeni sezon yapılanmasına başlamalı. Eksik kalan sözleşmeler kimlerse onlarla görüşmeli. Eğer takımdan ayrılmasına uygun gördükleri oyuncular varsa da onları görüşüp biz sizi artık kadroda düşünmüyoruz demeliler sene sonunda. Yani kısacası bir sonraki senenin kadro mühendisliği şimdiden çalışmalara başlamalı. Peki Bursa şehri ne yapmalı? Bursa şehri de artık Mayıs ayını beklemeliyiz ve bundan sonra olacak kongrede kendimize iyi bir başkan bulmalıyız. Faruk Çelik'in de gene bahsettiği üzere bir Bursa platformu üzerinde herkesin ortak görüş bildireceği, herkesin ortak paydada bulaşacağı bir kişi olsa fena olmaz. Kesinlikle gene 40-45 milyon TL bir para gerekecek ki transfer tahtasını açalım. Yoksa e, önümüzdeki sene 3. E, transfer tahtasını açamazsak bu sefer eksi 9 puanla başlayacağız ki yani üstten gelen, alttan gelen takımlarla birlikte biz yani seneye düşmemeye oynarız diyebilirim. Haftaya da Ankara Sporlu oynayacağız. Ankara Sporlu da 17. sırada ve artık e, kalan 9 haftada son çırpınışlarını veriyor. Bize karşı da gene son derece mücadeleci bir takım olarak e, karşımıza olacaklardır. Mustafa Hoca ve öğrencilerine tekrar güveniyoruz. Ankara Spor maçında bence galibiyet şansımız biraz daha fazla. Ankara Spor'un artık kazanmaktan başka çaresi olmadığı için eğer biz akıllı oynarsak Ankara Spor'u yeneceğimizi düşünüyorum. Bursa Spor bundan sonra kalan 9 maçı kazanamadığı sürece playoff umutlarını yitirecektir. Üzgünüz tabii ki bundan sonra çok da söyleyecek bir şey yok. Haftaya Ankara Spor maçı ile birlikte tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi haftalar.